Kendinizi zaman zaman her şey daha farklı olsaydı diye düşünürken mi buluyorsunuz? Hayatınızın rotasını değiştirmek ve kontrolü elinize almak için bugün ilk adımı atın. Hayvel'in uzman klinik psikologlarıyla terapi yolculuğunuza kolaylıkla başlayın. Hayatınızın yeni bölümlerine Hayvel ile adım atın. Alo kayıp eşya bürosu buyurun. Bir saniye aktarıyorum. Herkese merhaba, hello, bonjour, kayıp eşya bürosuna hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Kerem Acılar görüşmeli, sonbaharın tadını çıkarıyor musunuz? İnanın 40 yıl düşünsem sabah uyandığımda havayı kapalı gördüğüm için sevineceğim aklıma gelmezdi. 40 yıl düşünsem kendimle ilgili aklıma gelmeyecek çok şey birikmiş bu arada. Biliyor musunuz bu sabah fark ettim bunu. Böyle büyük büyük laflarla reddettiğim işte asla falan dediğim ve karmanın dürüp götüme soktuğu şeylerden bahsetmiyorum. Böyle her sabah aksatmadan yaptığım işte yüzümü temizliyorum, dişlerimi fırçalıyorum, kahvemi koyuyor ve kendime yabancılaşıyorum rutinimde. Farkına vardım bazı küçük detaylardan bahsediyorum. Mesela evde her zaman bir kilo buğday bulunduran birisi olmuşum ben. Ne zaman oldu bu? Sabahları pencere önüne gelen kumruları yemlemek için alıyorum. Bu arada <laughs> inanılmaz. Kumruları belirli özelliklerinden ayırt edebiliyorum artık. Mesela kafasının tepesinde böyle dik şekilde bir adet tüy duran bir tane punk kumrum var. Kuyruğunun ucunda böyle biraz beyazlık olan yem bulamadığı zaman kafasını eğip içeri bakarak beni yargılayan bir adet kumru var. 3-5 tane serçe de var ama onlar çok hızlı zıplıyor. Henüz birbirlerinden e, ayırt edemiyorum onları. Ben kuşçu mu oluyorum ya Allah korusun ne oluyor ya? Ben lezzetli çipetpet cibili cibili çak mı olacağım acaba 5 sene içerisinde böyle bir şey mi olacak? Altılı, yedili. Çipet, pet, 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 pet 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 bastıra bastıra. Kendimle ilgili bir başka şaşırdığım şey e, artık ben Artık ben futbol izliyorum ya. Allah Allah. Ben izlemekle de kalmıyorum. Artık spor müsabakalarından, futbol maçlarından, futbol konulu belgesellerden, filmlerden dersler çıkaran, ilham alan birine <laughs> dönüşüyorum. Aa! Futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü. Valla eniştenizle yan yana dura dura. Bunun başka açıklaması yok. Ben kendine çubuklu vintage forma bakan birisi oldum. Ya. Ah işte ben artık mesela Eric Cantona kim biliyorum. Erik Cantona hakkında çok fikrim var benim mesela. Ya da işte maç sonrası röportajlarda Şifo Mehmet'i görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Aa diyorum ne kadar iyi bakmış kendine diyorum. Ve bu da yetmiyor. Soluklanmadan Nihat'la da kıyaslıyorum. Nihat ne kadar kötü bakmış kendine çok şişmiş diyorum mesela. Ben artık böyle biri oldum. Ve bu daha başlangıç. Biz daha evlenmedik. Onu da hatırlatırım. Evet neyse şimdilik bu konuyu burada bırakayım. Belki kutlu doğum günümde kendimle ilgili şaşırdığım 37 şey bölümü kaydederiz. Zaten ikisi de burada söyledik kaldı 35 diyerek de şimdiden çalışmalara başlayayım. <laughs> Benim disiplin <gülüyor> olmayan. <gülüyor> evet bu hafta sorduğumuz sorular kanayan yaramız duygusal şiddetin çeşitli varyasyonları ile ilgili. Ama yanlış anlamazsanız yani şiddet kelimesi çok güçlü tınladığı için sizin de müsaadeniz. Olursa önümü ilikleyeyim. Bu bölüm özelinde bahsi geçen olaylara duygusal şiddet yerine duygusal mallık diyeceğim. Çünkü duygusal şiddet yani hakikaten sizi elden ayaktan keser, işten güçten alıkoyar böyle iki kere düşünmeden bir yudum su içemez hale getirir. Ama ama duygusal mallık öyle değil. O böyle biraz daha aşı gibi. Hani vücudunuza aldığınızda sizi ilerideki daha yüksek mallıklara karşı koruyan ahraz bir virüs gibi düşünebilirsiniz aslında. Çevrenizdeki insanlara sık sık mal mısın diye sormayı ihmal ediyorsunuz. O yüzden oluyor bunlar bu arada. E, lütfen bunu alışkanlık haline getirin. Dışınızdan olmasa bile yüzüne doğru sormasanız bile içinizden sorun. Çünkü bazen karşı taraf duymasa bile içiniz cevabı biliyor ve söylüyor size. Mal amına koyayım diyor mesela. Bunu duyabilmek için bu soruyu sorabilmeniz gerekiyor. Daha çok yaparsanız böylece kimin sözü değerli, kimin sözü çöp ayrıştırabilirsiniz. Hayatınız bir nebze olsun kolaylaşır diye düşünüyorum bürosunun septikleri. Hazır böyle ahkamlar kesmişken düz adam duyurumuz gelsin bakalım araya. Şu anda dinlemiş olduğunuz podcast yayını komedi, toplum ve kültür başlığı altında şamatasına kaydedilmiştir. Dinleyenlerine profesyonel bir yardım sunmamaktadır delirmeyin. Kendini darda hisseden dinleyicilerin nerede yanlış yaptım diye düşünmeleri, net bir cevap bulamıyorlarsa gidip bir profesyonele sormaları büyük önem arz etmektedir. Onlar size söyler nerede nasıl yanlışlar yaptınız bana düşmez. Arz ederim. Kayıp Eşya Bürosu Genel Müdürü Özgözer. Yes, hadi bakalım çayınızı kahvenizi aldınızsa ne diyelim mal kabule başlıyoruz <laughs> diyelim. Kayıp esyadanışmanlık. Kayıp esyadanışmanlık. İlk sorumuz Selda'dan geliyor. Özgem selam. Ben 3 yıllık evliyim. Derdim kocamla değil anasıyla. Bir dakika. Aa çok güzel giriş bir saniye. E ee, Seldam, anlat. Kaynanam biz evlenene kadar çok sevgi dolu bir kadındı. Bir dediğimi iki etmez. Dilinden canım kızımlar düşmezdi. Düğünden sonra ise bambaşka biri oldu. Canım kızımlar canım oğluma bıraktı yerini. Bu 3 sene içinde akla gelebilecek her konuda bana kendimi değersiz hissettirmeyi başardı. Hele ben doğurduktan sonra iyice tepemize çıktı. Sanki doğuran ben değilmişim gibi aynı babasılar, güzel torunumlar, ben sana ne güzel bakarımlar. Ama bana bir kere bile nasılsın diye soran yok. Destek adı altında eve gelip yok yoğurdu öyle yap, yok işte çocuk üşüyor, yok sen ne zaman işe döneceksin diye diye benim kafamın etini yedi. İşe de başladım bu arada. <laughs> Bitmiyor Özgem, susmuyor kadın. Paranızla altın alın, araba taksidine girin, kira vermeyin ev alın, bir bırak da üç kuruş paramızla yaşayalım darlama be kadın diyemiyorum. Çalıştığım için neyse kızıma bakıyor en azından. Kızım ellerde el kadınların elinde büyümüyor deyip susuyorum ama gerginlikten artık kemiklerim ağrıdı. Değer görmek için ne yapmam gerekiyor? Sevgilerimle demiş canım Seldam. Kaynana kaynana canı gibi kaynana Allah var yukarıda Benimle oynama kaynana kaynana. Kodi gibi bir Sevgili Selda. Ee, ben aslında kaynana terörü konseptinden haberdardım. Ama açıkçası zamanın ruhunu ayak uydurup love bombing yöntemine başvuran kaynana ilk kez görüyorum. Yani sonuçta en baştan beridir de nalet biri gibi davranabilirdi. Yani seni suçlamak istemiyorum. Ama durumun buralara gelmesinde senin de çok büyük bir payın var. Yani Seldam deyip kibarca suçlamış oldum tabii ki. Düğünden önce anneciğim anneciğim annem Diyip düğünden sonra değişmesi gereken kişi sendin. Ya, bu senin sorumluluğundu yani. Belli ki kadın da buna hazırlanmış. Kendini ona göre hazırlamış. Konu komşuya anlatacak, dramasını yapacak, ilgisini toplayacak. Yaşamına belki devam edecekti kimseye bulaşmadan. Sen ne yaptın? Doğanın dengesini tek kalemde sikip attın Seldam. Olan bu. Olan bu. Böyle konuşuyorum ki iyice hani gücenecekse iyice şey ol. Öfken artsın ve bağışıklığın artsın diye şey yapıyorum. Yani bana sinirlen kaynanandan çıkar diye uğraşıyorum kaynanana sinirlendiğini çünkü kaynanandan çıkaramadığın belli oluyor. Kaynana sinirlendiğinde de kocandan çıkarırsan, bu arada çözüme bir adım daha yaklaşacağız gibi düşünüyorum. Çünkü kocan da sana sinirlenip annesinden sinirini çıkarırsa ne oluyor? Üçgen şeklinde birbirinize takmış oluyorsunuz ve konu kapanıyor. Gördüğün gibi. Ha, dersen ki ben güzellikle çözüyorsun kavga gürültü olmasın istiyorum. Onda da sonuna kadar haklısın. Yani sonuçta yüz yüze bakıyorsunuz. Ee, bunun için aradığımız cevap çok uzaklarda değil, biliyor musun? Şu burnumuzun ucunda cevap aslında sanatta, müzikte. Bakınız Kibariye bu soruna nasıl bir çözüm getiriyor? Tam 10 sene önce icra etmiş bu şarkıyı. Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Kaynanamın adını kuyruklu saçan koydum. Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Peki durduk yere mi diyor bunu Kibariye? Durduk yere manyak olduğu için mi hap koyuyor kaynanasının içine? Hayır, şarkının tamamını dinlediğimizde ki boşumuzun bu noktaya zorla getirildiğini zaten görüyoruz bak şöyle başlıyor şarkı Mahallede geziyon hep karşıma çıkıyon çok konuşma kaynana beni godi diyor. Mahallede geziyon hep karşıma çıkıyon çok konuşma kaynana beni godi diyon Godi ne demek onu bulamadım bu arada Bilen varsa e, lütfen söylesin çünkü bu şarkıda göbek atmayı gerçekten çok seviyorum <laughs> ve açıkçası her kelimesinin de hakkını vermek isterim. Romanların kadim uygulamalarından ilham alarak sen de kaynanana diyeceksin ki anneciğim diyeceksin, annem diyeceksin, gel birer Türk kahvesi içelim diyeceksin kızı uyuttuktan sonra. Sen de kaynananın içine hap koyacaksın böylece, hap koyabileceksin. Eğer bu hamlenden sonraki görüşmenizde takibini yaparsan hani atıyorum kaynanan geçen yaptın kahve ne güzeldi bir tane daha yap da içelim derse bil ki doğru yoldasın. Kadının da belki ihtiyacı varmış yani hani içine hap konulmasına win win yani diyelim ve ahlaki hiçbir rüya barındırmayan bu cevabı sonlandırıp <laughs> uyarımızın arkasına saklanıp çıkalım ikinci soruya geçelim ama reklamı da aradan çıkaralım tabii ki. Hatta o vesileyle kendimize de bir kahve... Koyalım hakikaten değil mi? Canımız çekti şöyle pasif roları. Pasif roları. Pasif roları. Pasif Kendinize verebileceğiniz en cesur hediye, iç dünyanızı güvenli bir alanda, yargılanmadan keşfedeceğiniz bir yolculuktur. Hayvel well, uzman klinik psikologlarının eşliğinde bu yolculuğa çıkarken, POD10 kodunu kullanarak tüm seans paketlerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Hayvel well ile başka bir hayat mümkün. Doktor Güleç Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Welcome back Queen's yine. Burada böylelik laflar, öğütler, en iyisi budur demeler yok. Burada hepimizin yaşadığı gündelik dertlere çözümler arıyor. Bazen hep birlikte sinirleniyor, bazen de kendimize dalga geçip rahatlıyoruz. Burada ben anlatıyorum, siz dinliyor, siz soruyorsunuz, ben size cevaplıyorum. Ben Doktor Tuba Güleç. Bize katılmak isterseniz platformlarınızın frekanslarını Doktor Güleç Radyo'ya yerleyiniz. Love you girl! Gelen ekme, Kayıp eşya danışmalık Evet Tekrar buradayız bürosunun bir taneleri Sıradaki soru Hazal'dan geliyor Özgem çok uzun zaman sonra uygulamadan bir beyle tanıştım Farklı şehirlerde yaşıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz Fikirlerime saygı duyan, duygusal, iletişimi iyi biri Henüz yüz yüze buluşamadık çünkü açıkçası çok yeni ve ben buluşmak için biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. O da bu konuda anlayışlı davrandı. Ay araya gireceğim pardon ya ya ne olacaktı ya? Anlayışlı davranmak bu mu? Ne? Hayır görüşeceksin benimle yoksa bir daha sana yazmam mı diyecekti. Of vallahi beklentilerimizin düşüklüğüne sinir bastı bak yine. Allah Allah. Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billahil la azim ya. Hazanım senin özelinde değil. Kümülatif beslenen bir tepkiydi. Kız neşesi. Kız neşesi. Kızlara öz gibi neşe. Neyse tamam devam ediyorum soruya. Yani o da bu konuda anlayışlı davrandı. Fakat. E ne oldu şimdi? Fakattan öncesi çöp oldu zaten. Neyse dur bakalım. Fakat birkaç gün önce laf arasında ne kadar hayalperestin gibi bir şey söyledim. Ve bunu dememle birlikte her şey değişti. <laughs> Kırılmış olabilir. Sorun değil. Ben kendimi açıkladım ve gerek görmesem de özür de diledim ama hiçbir işe yaramadı. Beni görmezden gelmeye ve benden kaçmaya başladı. Sonra da bu durumdan yorulduğunu ve ara vermek istediğini söyledi. <laughs> Anlayış göstermişmiş. Anlayışın haberi var mı peki bu konuda? Neyse. Sorum şu. Ara vermek her zaman ara vermek midir? Yani bir süre sonra dönecek mi? Ben dönsün istemiyorum ama kibarca goslandıysam da bilmek istiyorum demiş. <laughs> yani Sevgili Hazal bence sorduğun soruda odaklanmamız gereken çok daha önemli bir durum var açıkçası. Şimdi ben az önce yargıladım çocuğu bilmem ne falan ama anlattıklarını şöyle yeniden bir düşününce biraz gönül gözümü açınca bir şeyi gözden kaçırmış olabileceğimi fark ettim. Konuştuğun çocuk çok ciddi bir hastalıktan muzdarip olabilir. Osteogenesis imperfecta. Niye hiç İspanyol gibi söyledim onu bilmiyorum. Osteogenesis imperfecta yani cam kemik hastalığı olarak da biliniyor. Bireyin olağandan daha kırılgan, daha zayıf olması durumuna deniyor. Evet, maalesef. Kemik cam gibi olunca ne oluyor? Omurgada, cam gibi omurgada kemik çünkü. Omurga yoksa zaten omurilik iptal, ee, omurilik iptal olunca da beyin zaten yokuş aşağı. Biliyorsun. Cık, Allah korusun. Vallahi evlerden bırak, tahtaya vuralım. Yani bana sorarsan. Sana o kadar değer vermiş ki Hazal'ım bu genç yaşında bu hastalıklı insanla yani kendisiyle uğraşarak yıllarını heba etme istemiş. Güzelliğini soldurma istemiş. Ve umut da vermemek adına yolun başındayken iyi niyetli bir ghosting gerçekleştirmiş. Sevme beni sevme benden nefret et diye sanırım yine o şekilde olmuş diye düşünüyorum. Veya belki de elinde telefonla sırt üstü yatarken telefon elinden kaydı yüzüne düştü ve essela bilmiyoruz. Allah taksiratını affetsin eğer öldüyse daha önünde çok uzun yıllar var azalım Sakın bak sakın hayat devam ediyor yalnızlık Allah'a mahsus kurban olayım Üç kulhu bir elhamını oku yoluna devam et Yani evet son sorumuza geçelim Bilmiyorum istersen bir helva da kavurabilirsin yani opsiyonel onu sana bırakıyorum Geldik son sorumuza Can Özgem demiş Can mı? Can Özgem benim derdim başkasıyla değil kendimle. Deli kız biz zaten bu bir oyu niye açtık? Onun söylemene ne gerek var? Şöyle ki uzun senelerdir var olan arkadaş grubumuzdan bana en amiyane tabirle gına geldi. <laughs> Hiçbirine katlanamıyorum. En ufak şeyleri bile batıyor. Eskiden eğlenceli gelen şeyler şu an bomboş geliyor. Artık buluşmalara gidip şakayla karışık da olsa başkalarını çekiştirmek, bir şeylerden şikayet etmek ya da işte şunu aldım, bunu aldım bunları dinlemek istemiyorum. Yıllardır bana arkadaşlık eden insanlara karşı böyle hissettiğim için de berbat biriymişim gibi geliyor. Tam bir pick me girl davranışı ama vallahi yıldım demiş. Vallahi yıldım da caps lockta açılmış. Elimden geleni yaptım. Çaktırmadan konuyu değiştirmeye mi çalışmadım? Son dakika buluşmalarımı ekmedim. Bu sefer de kafa açıyorsun kanka. Tamam en entel sensin. Bu da artık bizi beğenmiyorlar. Havada uçuştu. Gerçekten de ne yapacağımı şaşırmış durumdayım demiş İzmir'den Eda aaa. Ay tam kızlarla ilgili yargılamadan bir yorumda bulunacaktım. Bu, bu nece bu cevaplar ne? Kafa açıyorsun kanka. Bu da bizi beğenmiyor. Ah Edam. Edam üzümlü ketem. Can Özgem demiş ya. Eda. Aslında arkadaş grubun e, bölümün başında önerdiğim soruyu sormak için harika bir deney grubuymuş ya. Yani kafa açıyorsun kanka diyen bir kişiye çok rahatlıkla gözlerinin içine bakarak mal mısın onu koyayım denebilirmiş gibi geldi bana açıkçası sorunun gidişatından. Ama anladığım kadarıyla da çizgini bozmak ve onların seviyesine inmek e, istememişsin. Yani söylenecek çok bir şey yok açıkçası her şey ayan beyan. Ortada değişmişsin ve değişmeyenler de değişimine ayak uyduramadığı için belki de bu değişimi kendi kişiliklerine bir tehdit olarak algıladığı için e, seri küçümsemelerle seni sindirmeye çalışmışlar. Run! Run Forrest, run! Koş! Edam koş! Hemen şu an! Çık yola koş! Başla! Kordondan T Balçova girişe kadar Koş! Orada bir mola ver, orada bir tane şambalici var, bir tane kaymaklı şambali göm, bir çay iç, bir soluklan, hiçbir şeyin kalmaz. Yalnız arkandan konuşulmasına da hazırlıklı ol, bu işler böyledir. Kafa açıyorsun kanka diyen bir insanın senin arkandan neler neler söyleyeceğini düşünündükçe bile <laughs> biraz heyecanlanıyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani biz kendimizi, seviyemizi indirmek istemiyoruz ama birisi bize seviyemizi indirmemiz için bir imkan tanıdığında da bence onu kullanmalıyız gibi geliyor. Bence, bilmiyorum. O yüzden her zaman kudurtucu roman havaları playlistini elinin altında hazırda tut. Hani indir mindir internet kesildi mesildi demeden hani bastığın gibi açabilecek ol. Çünkü bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım, ne kadar sorgularsak sorgulayalım. Yanıt bir roman havasında gizlidir. Chanel Evgi ve Gizodan geliyor. Senin için, Edam ve tüm bürosunun gibileri için. Sürenin bu haftada sonuna geldik, sonuna geldik, sonuna geldik. Soru ve sorunlarınız için gelsin, gelsin. Insta, DM, ben özgözel sevgiler diyorum. Ah, kadar, 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 kadar. <laughs> Hayvel terapi yolculuğunuzu hem siz hem de çevre için daha sürdürülebilir ve tasarruflu hale getiriyor. Yolda geçirebileceğiniz zaman da size kalıyor. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indirerek 1200 aşkın klinik psikolog arasından size en uygun olan uzmanlarla ücretsiz tanışabilir ve terapi sürecinize güvenle başlayabilirsiniz.